İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey, 16 Haziran'daki açık hava konseri için özel bir hazırlık yapıyor. Arabesk projesi büyük ilgi gören şarkıcı yaşadığı heyecanı paylaştı. Burada gördüğünüz 23 kişi hepsi birbirinden yetenekli ve çok önemli müzisyen. Hepsine buradan sizlerin aracılığıyla da teşekkür ediyorum. O gece sahnenin şefleri onlar ve eminim ki çok lezzetli bir yemek çıkartacaklar ortaya. Ben sadece onlara eşlik edeceğim, şarkı söyleyeceğim. Yol arkadaşlarımla birlikte inanılmaz bir müzik ziyafeti vereceğiz hep birlikte. Çok heyecanlıyız. Bütün bu heyecanımızla birlikte tamamen 16 Haziran'a kanalize olmuş durumdayız. Evet. Eylül ayında Junior lakabını taktığı oğlunu kucağına alacak olan Özbey, 20 Ağustos'ta sahnelere ara vereceğini ifade etti. Allah'a şükürler olsun, sağlığımda bir problem olmadığı için, sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Çünkü yine söylüyorum, hep de söylüyorum onu, hamilelik bir hastalık değil. Ben evde otursam daha çok hastalanırım, öyle düşün. Allah uzun ömür versin hepimize ama tek amacımız tabii ki Junior'ı sağlıklı kucağımıza alabilmek. Dediğim gibi sağlığım el verdiği sürece sahneyi bırakmayacağım. Ama galiba son final 20 Ağustos yapıyoruz. Ondan sonra da artık söylemeyeyim istersen. Doğum sürecinde. Yani söyleyemeyebilirim. Allah korusun. 5,5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı sürekli doktor kontrolünde olduğunu anlattı. Son ana kadar baktım, çok zorlanıyorum. Tabii ki hani belki derken teşekkür edebilirim onlara. Ama yani şimdilik öyle bir sıkıntımız yok. Devamlı doktor kontrollerindeyim. Çünkü Elif'in bir erken doğumu söz konusuydu. İnşallah bu sefer öyle bir şey başımıza gelmez. Merve Özbey, hamilelik sürecinin çok zor geçtiğini belirtti. Ya bu biraz zorladı beni. Elif de, ben hiç hamilelik yaşamamışım. Junior'da onu anladım. Anneciğim, bunları ileride izlersen bana kızma ama hakikaten bir anamı ağlatma durumu var. Ha mesela 12. haftada anneler ve anne adayları bilirler. 12. haftada mide bulantısının geçtiği söylenir. Ben 5,5 aylık hamileyim, hala mide bulantılarım ve kusmalarım geçmedi. Yani yolda yürürken bir anda kusmaya başlıyorum. Görürlerse kimse yanlış anlamasın. Tamamen hamilelik yani. Özbey, geçen yıl sonu 3. çocuğu Leyla'yı dünyaya getiren Bergüzar Korel'in isyanı hatırlatıldı. Artık gerçekten bir rahat bırakın şu anneleri, kadınları. Çocuklarımız üzerinden haddiniz olmayan soruları lütfen sormayın. Bergüzar Korel'in de geçmiş günlerde bir açıklaması vardı. Hamilelikle ilgili bana çok işte ters sorular soruyorlar sosyal medya üzerinden. Size evet. De öyle önerilerde bulunan insanlar oluyor mu? Olmaz mı? Yani biz her şeyi biliyoruz, biliyorsun. Yani her şey soruluyor, her şey söyleniyor ama annelik ve hamilelik Allah isteyen herkese nasip etsin. İçgüdüsel bir şey, bir de hormonlar çok değişiyor. O yüzden çok da görmemeye çalışıyorum çünkü en ufak bir şeyi çok büyütüyorum, ağlamaya başlıyorum falan. O yüzden hiç bakmıyorum, takmıyorum da diyebilirim yani. Dönüyor hep kendini dünya, sormadı hiç hatırıma asla.